yengeç kadınları. Deniz mavisi gözler, buğulu bakışlar. Burunda problem varsa hemen estetik yapmak isterler. Kaş göz düşse botoksa giderler. Yani yengeç kadınları yüz güzelliğine, el güzelliğine, ayak güzelliğine çok önem verirler. Ve inanılmaz derecede kendilerini ön plana atmak için yüzsüz, makyajsız, rimelsiz çıkmazlar. Öyle bakımlılardır. Ama yengeç burcu kadının şu özelliği çok önemli. Gerçekten evinde titiz. Evi düzenlidir, disiplinlidir ve kurallıdır. Şöyle bir, onun evinde oturacaksanız lütfen aynı şekilde koltuktan çıkarken aynı pozisyon bırakmanız lazım. Yengeç kadınlarının bu tarz takıntıları, yastık yamuk durduysa onun karşısında düzeltmeyin. Koltuktan ayrıldığınız zaman düzeltin. Çünkü yengeç kadının düzen takıntısı çok fazla olduğu için evdeki eşyalarının şekilleri değiştiği zaman acayip mutsuz olurlar. Muhteşem zeytinyağlı severler. Sarma, dolma, zeytinyağı, enginar, pırasa. Yengeç burcuna sebze verin de ne veriyorsanız verin. Yani sebzenin bin bir çeşitini yanına et olmadan verin. O sebzeyle birlikte inanın uyur bile. Öyle sebzeye düşkünlüğü var. Yani yengeç kadınlarında şu özellik var. Doğaya olan duyguyla otla beslenmeyi seven bir enerjiye sahipler. Yani yağmur yağsın, inanın balkona bir tas koyar yağmur suyu içeceğim tribinde yengeç burçlarıdır. Çünkü organik takıntıları oldukları için, doğal beslenme özellikleri olduğu için, yani inanın pirinç pilavını haftada bir kez yerler. Ama bulgur pilavını düzenli yerler yengeç burcu kadınları. O yüzden evde organik olan sütünüz, yoğurdunuz ev yapımıdır. Başkasına yaptırmazsınız, kendiniz yaparsınız. O yüzden yengeç anam ne organikse ilik bile kaynatır, kendi içmez çocuklarını içir. Böyle bir oluşumu vardır yengecin. İlik kaynatır, hastalık ruhludur. Mesela kemik suyu haşlar. Yani mutlaka nohutlu kemik suyu yapar. Böyle takıntıları vardır. O yüzden yengeç kadının organik tutkununa hayranım. Mesela asla tavuğu almaz marketten. Kendi tavuğunu gider kümesten kestirtir, öyle evine tavuk sokar. Yoksa imkanı yok. Hani bakkaldaydı, çakkaldaydı, marketteydi, ünlü marketteydi, alakası yok. Tavuk kendi yoltacak, biçecek, öyle evine sokacak. Yoksa o tavuk eti girmez içeri. Çünkü onlar organik insanlar. İnanın şöyle söyleyeyim, kadınsallıkları da organik bunların. Yani mesela onlarda göğüs takıntıları var, yüz takıntıları var ya, giydiği bir kıyafeti bir daha giymezler. Yani 3 ay sonra ben bu kıyafeti nerede giydim diye düşünen yengeç burcu kadınları oldukları için onlarda 3 ayrı dolap olmalı. Biri kışlık, sonbaharlık, ilkbaharlık, ara sıcaklar, soğuk sıcaklar tarzında depo sistemi olması lazım. Bir de büyük evi severler ama şöyle söyleyeyim, evde yardımcı sevmez o insanlar. Kendi düzenlerini kurdukları için sadece yardımcı genel temizliğe gelir ama evde yatılı insan kabul edemez. Çünkü yengeçler acayip de kıskançtır, sorumluluk ister ve devamlı aranmak ister. Yani eğer onun evladıysanız, eğer onun çocuğuysanız, bugün aramadıysanız yarın 2 saat telefon konuşmanızı uzun tutun. Çünkü yarın hesabını almadan o telefon kapanmaz yengeç kadınlar için. Ama şöyle söyleyeceğim, gerçekten organik diyoruz ya, inanın yengeç kadının kızı ya da oğlu evleniyorsa o düğün şahanedir. Parası varsa çırağını bırakın, tüm Avrupa'nın en iyi yerlerinde düğün yaptır. Öyle de eğlencelidir, yaratıcıdır ve el işlerine çok meraklıdır, nakıştır, ıvırdır, zıvırdır, carttır, cürttır. Bütün güzel organik her şeyi öğrenir. Kadında takıntı olduğu için normal. Ve bunlarda kemik erimesi, kemik kayması, taban altı, ayak taban, tırnak, hani batık tırnak, el tırnak batıkları ile ilgili büyük sorunlar yaşıyor. Ve genelde kanser riski çok fazladır. Yengeç kadınlarımızda yumurtalık kanseri dediğimiz olay ve bağırsak kanseri dediğimiz olay yengeç kadınlarında %60 oranında vardır. O yüzden organik takıntıların da sebebi genleriyle de alakalıdır. Çünkü genlerinde de mutlaka kanser hakimiyeti olduğu için onlar organik takınırlar. Fotoğrafçılığa bayılırlar. Ya fotoğraf çekmek, yani inanın ölü bile çekerler. Enteresan yapıları var. Yani bugün o ölünün yüzündeki nurluğu göstermek. Çünkü organik yapı ya bunlar. Yani nurluğu göster. İnançları kuvvetlidir. Kesinlikle namaz kılar yengeç burçları. Yani Hristiyansa kendi duasını.
Müslümansa kendi duasını mutlaka yapar. İnançla duyguyu derin yaşayandır yengeç kadınları. Bir de yengeç kadınlarında şu özelliktir. Asla ve asla dışarıdan pasta, börek, çörek almaz. Evine de getirmeyi sevmez. Kendi de yap, başkasının getirdiği şeyi de yemez. Kendi görecek, kendi yapacak, ununu, her şeyini kendi görmesi lazım yengeç kadının için. Nasıl bir eş derseniz sadakatlıdır, yalan söylemez. Çok konuşur ama Allah'ım, yani sabah uyandığın gömleğinin rengine kadar söyler. Ayakkabının üstündeki pislik gördüyse onu temizlemeden o ayakkabıyı giyemezsin erkeğine gelime. Çocuklarını asla ve asla her gün banyo yaptırır, dezenfekte eder, böyle takıntıları vardır. O yüzden kendi de düzenli olarak günde 3 öğün yemek yer gibi duş alır. Yani bu genel bir takıntıdır yengeç kadının için. Ama ondan çok iyi bir anne olduğuna inanıyorum. Çünkü anaç yönümüz yengeçle bağlantılı olduğu için yengeç kadınları kutsaldır. Yengeç kadınları kötü diye bir şey yok. Hepimizde bir kötülük. Her burç değil. İnsan genelinde bir kötülük vardır ama yengeç burcu affetmeyi çok iyi bilir. Evet, kindar mindar derler ama yengeç Allah'la olan hukukunu çok değerli bir noktada tuttuğu için, affetmesini ve Allah'a havale etmesini çok iyi bildiği için ve yaşadığı her şeyi ne söylerse bu hayatta şuna bu bana zarar verdi, Allah bunu bana gösterecek dediği gün olur. Bedduasını alma yengecin. Çenesine düşme yengecin. Ama şöyle söyleyeyim, dünya tatlısıdır, titizdir ve çok iyi bir ev kadınıdır. Ha, ticaret zekaları matematik üzerinedir. Para formatlılardır ama pinti değiller. Yengeç kadını eli bonkördür, hayatı dolu dolu yaşar ve her şeyin lezzetini bilir. Organik takıntısı vardır, onu da idare edeceğiz yengeç kadınları için.